sevgili dinleyiciler. 3. Genç Akademisyenler Senfonu'nun 5. oturumunda birlikteyiz. Bu oturumda ilk konuşmacılarımız Zeynep Dinçer Berdibek ve Özlem Batkı, 16. yüzyıl tezkire yazarları şiir örneklerini belirlerken birbirlerinden ne kadar etkilendi konulu bilgilerini sunacaklar. Değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlar. Bugün arkadaşımız Zeynep'le 16. yüzyıl tezkire yazarları şiir örneklerini belirlerken birbirlerinden ne kadar etkilendiği konulu bildirimizi sunacağız. Ben kısaca hemen bir çalışmamızdan bahsedeceğim. Sonra konunun bölümlemesi adına sunumu arkadaşımız Zeynep yapacak. Biz söz konusu çalışmamızda 16. yüzyıl tezkirelerini ele aldık. Ve bu tezkirelerde tezkire yazarları şiirlerini seçerken ne kadar orijinal davrandı, bunu ortaya koymaya çalıştık. Elbette ki tezkire geleneği içerisinde yetişmiş tezkire yazarları birbirlerinden etkilendi, birbirlerinden haberdarlardı. Fakat biz bu çalışmayı yaparken aslında her birinde çok farklı şiir örnekleri seçebildiğini ve tezkirelerini kendilerine özgü bir biçimde oluşturabildiklerini ortaya koyduk. Şimdi arkadaşım sizlere sunum yapacak. Saygıdeğer dekanım, dekan yardımcım, sayın hocalarım. Öncelikle ben de saygıyla selamlıyorum hepinizi. Biraz önce Özüm arkadaşımın da belirttiği gibi bugünkü çalışmamızda 16. yüzyıl tezkirelerinde seçilen şiirlerin ne kadar orijinal olduğu üzerinde durmaya çalışacağız. Tabii ki bunu belirlerken öncelikle tezkire yazarları birbirlerini gördüler mi, birbirlerinin eserlerini ne kadar biliyorlar, biraz bunun üzerinde durmak istedik. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkirenin Sehi Bey tezkiresi olduğunu biliyoruz. Sonrasında Latifi, Abdi, Aşık Çelebi, Hasan Çelebi, Beyane ve Gelibolu Ali tezkireleri dikkati çekmektedir. Sehi Bey tezkiresinin giriş bölümünde özellikle Mecalis-ül Mefais'ten, Baharistan'dan ve Devreşah tezkirelerinden yararlanıldığı belirtiliyor. Latifi'de ise Sehi Bey'in tezkiresinden hiç söz edilmemekle birlikte daha önceki tezkire yazarlarından bahsedilmektedir. Ahdi tezkiresine bakıldığında Ahdi tezkiresi biraz daha orijinal bir tezkire olması itibariyle dikkati çekmektedir. Özellikle Ahdi'nin çağdaşı bazı şairleri konu edilmesi ve devletin doğu kesimindeki şairleri konu edilmesi onun biraz daha orijinal olduğunu ortaya koymaktadır. Aşık Çelebi ve Gelibolu Ali tezkirelerinde diğer tezkirelerden yararlanıldığı ve bizzat onların görüldüğü belirtilmektedir. Özellikle Gelibolu Ali tarihçi kimliğini kullanarak biraz daha bilimsel bir şekilde tezkirelerden yararlandığını ortaya koyar. Bu arada Ahdi Çelebi, Ahdi tezkiresinde tezkirelerden bahsetmez ama Latifi'yi bizzat gördüğünü ancak onu beğenmediğini dile getirmektedir. Kınazade Hasan Çelebi tezkiresine bakıldığında orada da bir kaynak belirtilmez. Ancak Gelibolu Ali tezkiresini gördüğünü ve onun üslubunu çok beğendiğini dile getirir. Ve son olarak Beyane tezkiresinden söz etmek gerekirse Kınazade Hasan Çelebi tezkiresinin bir özeti şeklindedir. Ve burada ele alınan şair isimlerinin çok azı Hasan Çelebi tezkiresinin dışındadır. Kaynak taramasına bakıldığında tezkireler genel olarak aslında birbirlerini görmüşler, birbirlerinden yararlanmışlardır. Ama biz hangi maddede ve ne kadar yoğunlukta hangi tezkirelerden yararlanıldığını bizzat göremeyiz. Şiir olarak bakıldığında 16. yüzyıl tezkirelerinin genel özelliği daha çok şairlerin hayatından bahsetme niteliğindedir. Ve buradaki şiir örnekleri azınlıktadır. Ama bir orijinallikten söz etmek, bir objektiflikten söz etmek mümkün değil. Çünkü daha doğrusu bir standartlaşmadan söz etmek mümkün değil. Çünkü tezkireler, bazı tezkirelerdeki şiirleri olduğu gibi aktarmış. Bazılarında daha orijinal kalarak farklı şiir örneklerini vermişlerdir. Biz şimdi tezkire ile ilgili şiir örneklerini verirken biraz da tavsif sözcüklerine dikkat ettik. Çünkü
yine bu tavsif sözcüklerinde farklılıklara gidilmiştir, farklılıklara gitmişlerdir. Mesela örnek vermek gerekirse, Cem Sultan'ın bu beytinde yani camı cermuş eyle, ey bin bu rengiz kandur, her kulun başına yazılan geliyor devrandur beyti, Aşık Çelebi'de, Kınalızade Hasan Çelebi'de ve Beyani'de dikkati çeker. Burada Aşık Çelebi şiiri örnek olarak vermeden önce şu ifadeleri kullanır. Şehri meşkuru meh idüp ve kendi sergüzeştin cem idüp Rum'a gönderdiği raiye kasidesi meşhurdur ki matlabudur der ve Cem Sultan'ın bu beytini örnek verir. Kınalızade Hasan Çelebi ise ol diyardan bir şumar mihnetnameler göndermekle kıssayı pür hussasın, ihbar ve mihyeni mefhur ve kure bu şeceni na mahsurun ibda büyük izhar idü nefsetül mahsur bir kaside büyük göndermiştir. Matla budur diyerek yine o beyti örnek verir. Beyanide ise Frangistan'dan bu diyarı hali pür melalinden hikayet ve rüzgardan şikayet tarihi ile bir kaside göndermiştir. Matla budur der yine aynı beyti örnek verir. Usulleri yine bir beyt söz konusudur ama bu beytin tamamı Ahdi'de ve Latifi'de dikkati çeker. Beyani ve Gelibolu Adi yalnızca matla beyitlerini ele almışken Kınalızade Hasan Çelebi matla ile birlikte 6. beyti de örnek olarak vermiştir. Görüldüğü gibi hepsini tek tek okumak istemiyorum biraz zamandan kazanmak için. Burada da şiirle ilgili farklı ifadeler kullanılmıştır. Evet örnek aynıdır ama her zaman aynı ifadeler yer almaz. Biz şunu da dikkati çektik. Şimdi örnek verilirken şairler, tezkire yazarları bir ortak tutum sergilerler. Bir şairden birisi çok olumlu bir şekilde bahsederken diğeri tamamen olumsuz ya da başka bir ifadeyle şiir örneğini vermez. Tutum aynıdır ama tezkirelerde tam olarak niteleyemediğimiz bazı terimler, terim olmak da biraz sıkıntıdır aslında. Farklı ifadelerle bu şiir örneklerini verdiğini görebiliyoruz. Revani'de yine Aşık Çelebi, Beyani, Hasan Çelebi ve Latifi tezkirelerinde yer alan bir beyt örneğini farklı ifadelerle görüyoruz. Aşık Çelebi de bunun bir nazire olduğunu, Revani'nin naziri üzerine bu matlayı yazdığını dile getirir. Yoğunluk olarak nasıl peki? Yani şiirin tamamını mı alıyor yoksa tezkire yazarları olduğu gibi yani bir beyt almışsa diğerini bir beyt mi alıyor? Biz bu soruları da cevap ararken aslında bir dediğim gibi bir standartlık yok. Bazı tezkire yazarları gazelin tamamını almışken bazıları sadece matla ya da matla beytini ya da farklı beytlerini alabilmişlerdir. Mesela Ahmet Paşa ile ilgili şu örnekte Aşık Çelebi'nin ve Kınalızade Hasan Çelebi'nin farklı şiirleri nasıl ele aldıklarını görüyoruz. Bir tek çıkar beytinde ve isteyen çıkar ve isteyen edipli gazellerde durum farklıdır. Aşık Çelebi gazelin tamamını ele alırken Kınalızade'de sadece bir bölümü ele alınmıştır. Hayalinin bu şiiri ise yani Ündür senin redifli gazelinde farklı beytlerin ele alınması dikkat çekici. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Revani'de bir başka örnek var. Selim Bey ve Kınalızade Hasan Çelebi'de matla beyitleri yokken Aşık Çelebi'de gazelin tamamı dile getirilmiştir. Farsça ve Arapça şiirler konusunda verilen örnekler konusunda bakıldığında Farsça en çok örneği bizim takip edebildiğimiz kadarıyla Latifi tezkiresinde örnek olarak vermektedir. Bunun yanı sıra Aşık Çelebi'de de çok fazla Farsça örneğin ele alındığı görülüyor. Toparlamak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Bu tezkire yazarları içerisinde daha orijinal bir tarafa koyabileceğimiz isim Ahdi'dir. Zira Ahdi tezkiresini diğer tezkire yazarlarına oranla farklı bir şekilde de, farklı bir gayeyle de ortaya koymuştur. Nazım şekilleri olarak bakıldığında pek çok nazım şeklini görebiliriz.
anlatılan şairin eseriyle de bağlantılı bir konudur. Eğer mesnevileri varsa mesnevilerden örnekler veriliyor. Ya da tarihlerden, işte rubailerden, gazel ve kasidelerden örnek veriliyor. Ama yoğunluğun gazel nazım şeklinde olduğunu görmekteyiz. Bu arada genel bir şiir zevkinden, çok üstün bir şiir zevkinden söz etmek mümkün değil. Daha doğrusu günümüz şiir zevkinden söz etmek mümkün değil. Şu an bildiğimiz ve çokça dilimizde kullandığımız bazı gazeller, bazı şiirler tezkirelerde kullanılmaz. Bu dikkat çekici bir unsurdur. Genel olarak Hasan Çelebi'de verilen örnekler diğer tezkire yazarlarına oranla daha uzundur. Bu tezkirenin genel özelliğinden de kaynaklanır. Çünkü Hasan Çelebi tezkiresini zaten çok uzun yazdığı için örnekleri de dolayısıyla çok uzun verir. Beyanide Hasan Çelebi'nin bir özeti şeklindedir diyebiliyoruz ama verilen örneklerde beyanı orijinalliğini bir nebze de olsa ortaya koyar. Farklı şiir örnekleri koyarak, ortaya koyarak kendi farkını böylece gösterir. Şeyhide farklılık söz konusudur. Şeyhi çok bilinen bir şair. Yüzyılına damgasını vuran bir isim. Ama daha yüzyılında bile ismiyle alakalı bazı ihtilaflı konular vardır. Belki de bu sebepten, belki de eserinin Harname, Hüsrevi Şiirin ve Divan olmasından kaynaklı tezkire yazarlarında hiçbir şekilde bir ortak söz konusu değildir. Yani bütün tezkire yazarları farklı bir şiir örneğini verir. Yine bir tezkire yazarı olarak Latifi bütün tezkirelerde geçer. Sehi Bey'den de başlayarak Latifi'nin çok üstün bir şiir zevki olduğunu, farklılıklar ortaya koyduğunu dile getirirler. Ama bunun tersi olarak Sehi Bey Latifi tezkiresinde yer almaz. Çakiri örneğine ve pek çok şair aslında dediğim gibi örnekleri çok çok arttırmak mümkün. Ama genel olarak bir standartlıktan söz edemiyoruz. Yararlanma var. Özellikle Aşık Çelebi, Hasan Çelebi, Latifi tezkirelerinde bir ortaklık söz konusu. Ama bunların da hiçbirisi tamamıyla aynı değildir. Bu şekilde bitirmek istiyorum. Bir sorunuz varsa oturum sonunda mı yanıtlayalım? Biz de arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Oturumumuzun ikinci konuşmasını Esra Nur Karaçengel sunacaklar. Bildiri konuları her yüzleşme bir işgal, İsmet Özel'in kanla kirlenmiş evrak şiiri üzerine bir tahlil denemesi. Anlam silikleşmiş.
sokulmuştur ve sözün kararı, sözün düştüğü yerde de ikinci yeni ortaya çıkmıştır. Savaşlar, bunalımlar ve çıkmazlar aynı zamanda dadaizm ve sürrealizmi doğurur. Ve gelenekler tümüyle dışlanarak şiirin genel yapısı bozulur ve içsel ve bireyci bir anlayışa yönelilir şiirlerde. Daha sonra imge ve ses şiirin aslını oluşturan öğeler olarak yerini alır ve bilinçaltı dediğim gibi devreye giriyor ve anlam silikleştiği için okurun aslında şiirle karşılaşan okurun sarsmak amaçlanıyor. Bu sarsılışla farkındalık yaratmak ve aslında içinde bulunan toplumun sıkıntılarını, toplumdaki bozuklukları ortaya çıkarabilmek için anlam saklanarak okurun bilincinde bir uyanış sağlanmaya çalışılıyor, fark ediş. Ve ikinci yeninin etkilendiği siyasi söylem de toplumcu Marksist söylemdir. Sanat estetik kaygılarından çok ideolojik ve düşünsel işleri doğrultusunda yaklaşıyor Marksist sistem. Ve yerleşik düzeni, sınıf anlayışı, halk ve işçi sınıflarının güncelleşmesi, yeni bir sınıf olarak kadın, doğal ve diyalektik diriliş, kentleşme ve problemlerini ele alıyor. İsmet Özel'in şiirinde de bunların tamamını görüyoruz. Kanlı kirem şiirler. Size kendi sesinden dinletmek istiyorum İsmet Özel'i. Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında. Aşklarım, inançlarım işgal altındadır. Tabutumun üstünde zar atıyorlar. Cebimdeki adreslerden umut kalmamıştır. Toprağa sokulduğum zaman çapa vuran adamlar, denize yaklaşınca kumlar ve çakıl taşları geçmiş günlerini aşağılamaktadır. Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında. Ve rüzgar buruşturuyor polis raporlarını. Kadınlar fazlasıyla günaha giriyorlar. Bazı solgun gömleklerin çözük düğmelerinden. Çelik çırpan gibi silkiniyor çocuklar denizin satırları arasında. Gece arsızca kükrüyor paslı beyninde şehrin. Küfre yaklaştıkça inancım artıyor. Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında. Öyle yoruldum ki, yoruldum dünyayı tanımaktan. Saçlarım çok yoruldu gençlik uykularında. Acılar çekebilecek yaşa geldiğim zaman, acıyla uğraşacak yerlerimi yok ettim. Ve şimdi, birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim kitabın başından başlayabilirim. İsmet Özel'in Kanlı Kirlem Çevrak şiiri 3 bentten ve ilk bent 7, ikinci bent 8, üçüncü bent de 7 dizeden oluşmakta. Birbirlerine karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında dizesi de bu tekrarla sarmal bir şekilde bağlanır. Tıpkı romanlardaki gibi leitmotiv örneği dinlem sergiler İsmet Özel burada. Birinci bölümde benim toplumdan dışlanması, inandığı güvendiği hiçbir şeye ait olamamanın verdiği ürküntü ve değersizlik duygusu aktarılmaktadır. Karanlık sözlerin evrak üzerine yazılı bir hayatın bütünlüğünü tanımladığı görülür. Her bent başında tekrarlanan bu dize, içsel çatışmanın sürekliliğine dikkat çeker. Aşk ve inanç işgali, toprağa çapa vuran adamlar, kumlar, çakıl taşları, insanın yaşadığı iletişimsizliğin ve anlaşılamamanın, geçmiş ve halde oluşan varlık sorgulamasına işaret eder. Topluma yönelik aidiyet duygusunun yok olması bir bakıma varlık ontolojik yalnızlığı da beraberinde getirir. Şiirin birinci birimi bireyin kendine yabancılaştığı ve toplumla yüzleşmeye hazır aşamasıdır. Yabancılaştığı kendiyle ve toplumla yüzleşme aşaması olduğu için yabancılaşma olarak adlandırılabilir. İkinci bölüme baktığımızda polis raporları, solgun gömlekler, çelik tırpan,
denizin satırları, ilk birimin devamı niteliğinde yaşanmışlıkların eleştirisidir. Bireyin yaşadığı her şeyi dışarıdan bakan bir yabancı gibi sunulan beş dizenin ardından farkındalık başlar. Varlık sorunuyla yüzleşen insanın hayatın yenileyebileceğinin habercisidir. İkinci bant, bu yüzden farkındalık olarak adlandırılabilir. Üçüncü birimde ise bireyin yabancılaştığı hayatı yok ederek yeni bir kimliğe kavuşmanın sözü verilir. Birey kendi kendine bunun sözünü verir ve İsmet Özel öze dönüşünün başlangıcını yapar. Bu da İslamcı söyleme kayışının hazırlık aşamasıdır bir bakıma da. İsmet Özel'e göre şiir, gerçekliği deneyimlerde arayan insanın muhteva ve görünüm açısından onda karşılaştığı sarsıcılık, uyarıcı ve uyandırıcı etki ile belirginleşen dünyasıdır. Kanlı kirlenmiş evrak ise ötekileşmiş, bozlaşmış toplumda yaşayan bireyin içsel sancısına dikkat çekerek vurucu bir etki yapar. Düzenin bozuk olduğu bir mekanda yaşayan insan, topluma ayak uydurduğunda var olan değerlerini yitirmenin son raddesine gelebilir. Bu şekliyle sosyal yapı içerisinde var olan birey, toplumun günah çıkarttığı zavallı bir varlıktır. Benliğini yitirerek başkalarınca yönetilen ve adeta mağduruna dönüşen birey, suça meylederek en kötü cinayetleri işler. Polis raporları, kadınların günahları, tırpandaki çocuklar, karanlık hayat, zarf, oyun, tabut, kumlar, çakıl taşları, şehrin paslı beyni, bu ruh yitimine, inanç kaybına ve değer kaybının tezahürü olur. Burada şiirde rüzgar iki anlamda ele alınabilir. Polis kayıtları, polis kayıtlarını bireyin ve toplumun geçmiş günahlarının yazılı olduğu belgeleri buluşturan bir rüzgar var. Yani geçmişi yok etmeye çalışan bir rüzgar olarak düşünebiliriz bunu. Ve aynı zamanda rüzgar bir bakıma da Divan Edebiyatı Bolu gibi zaman anlamına da gelebilir. Polis kayıtlarının zaman aşımına uğradığına da delildir. Bu polis kayıtları bireyin geçmişteki günahlarını ele alan belgeler niteliğinde düşünülebilir. Ve şiirdeki solgun gömlekleri, gömleklerin çözük düğmeleriyle kadınlar sözüyle de Firavun'un Kızıldeniz'de üzerinde yürüdüğü toprağı andırır. Çelik tırpan çocuklar toprak metaforunu ve cinselliği, aynı zamanda söz dinlemeyen İkarus'un denize düşüşünü de hatırlatır. Kükreyen gece kitlenin hayvani yönünü açığa çıkarır. Şehrin yozlaşan ruhu gecenin sessizliğinde daha kolay yayılır. Geceliğin bildiğiniz üzere ses daha çok yayıldığı için bu yozlaşmanın da şair ya da insan varlık sorgulamasında yozlaşmayı daha kolay görebilir. Ve karanlıkta küfür gözle görülecek kadar da meydandadır bu nedenle. Şehir beton yığınlarıyla iletişimsizlik mekanıdır. Doğaya aykırı düşen ve baş kaldıran insanları eşitler, aynı düzlemde eşitler. İnsan doğaya ve kendine yabancılaştıkça şehrin günahı ve küfrü geceleyin sesini duyurur. Küfre yaklaştıkça inancım artıyor demesi de halkıcı Mansur'u astıran en aynı hak haka benzer sözüyle her şey zıttıyla kâindir ayetinde yankısını bulan bu inanç küfür karşılığını görüyoruz. Fark etme sürecine yönlendiği görülüyor bireyin burada. Ve aynı zamanda bireyin gerçekliğiyle, beniyle yüzleşmenin ortamı karanlıkta hazırlanıyor. Işık bu yönüyle ayrıntıları gözden kaçırmaya neden oluyor. Varoluşun anlamını fark edemeyen birey uykudadır. Kendini özünü bulmakta zorlanır. Karanlık bir gece gençlik uykularını aydınlatarak birey yoluna girmesini sağlar kişinin. Ve şimdi birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim kitabın başından başlayabilirim demesi de yaşamını anlamlandıran, toplumdaki yerini ve görevini kavrayan insanın sağlıklı bir birey olduğunu gösterir. Ve yaşadığı toplumda yerini sorgulayarak bulunduğunu, sakatlıklarının farkına varır insan ve başkalarınca yönetilemez. Orada hani tabutun üstünde zar atıyorlar, aşklarım, inançlarım işgal altındadır demesinin sebebi de benliğinin başkalarınca ele geçirilmesi. İnsan bu yaşadığımız çağda da aynı şekilde insanın benliğini imgeler ve semboller ele geçirmiş durumdadır. Aynı şekilde o da bunun farkına varır. Yaptıklarıyla ve söylemleriyle başkalarının kontrolü altında olmaktan çıkar ve hayat sayfasının başına dönülür. Yozlaşmış bir toplumda aynı zamanda
kişilik oluşumunu gerçekleştiremeyen bireyin kendini bulması, dediğim gibi öze dönmesi kolay değildir. Önce acının ve günahın içine batar. Kadınların günahları, tırpandaki çocuklar bundan dolayı ortaya çıkar. Önce günahın içine batar, daha sonra da acının içinden sağ salim çıkmayı inanç ve değerlere sarılmakla başarır. Nokta 10 işaretleri şiir ve nokta 10 işaretlerinin oldukça az kullanıldığı görülür. Nokta 7 tane mısralar bireyin var olma kaygısını gösterir. Şiirde her nokta geçmiş günlere amaçsız yaşanan hayata son vermenin simgesidir. Şairin zihniyet kısmında belirtilen musikiye ilgisi şiirinde oldukça yansımıştır. Radikal imgeler kullanılmış, zıtlıklar oluşturularak okurun anının sarsılması hedeflenmiştir. Deniz'in satırları, küfür ve inanç zıtlığı, yorulmak ve uyku, çelik tıpan ve çocuklar, tabut ve zar, solgun gömlek, çözük düğme, pas ve beyin, bunlar radikal imgeler olarak şiirde geçmektedir. Yazımla ilgili sapmalar mevcuttur. Şiirde mısraların çoğu küçük harfle yazılmıştır. Aynı zamanda bu dadaizmin etkisinde olduğunu da gösteriyor. Ve alışılmamış sözcük dizimi, semboller, tamlayanla tamlanının yer değiştirmesi, alışılmamış sözcük dizimi geçmektedir. İsmet Özel, kanla kirlenmiş evrakta insanın bilinçli bir varoluşa kavuşmasını ve bu süreci insancısını işler. Hayatta kalabilme, yaşam mücadelesi, yabancılaşmayı fark edişle başlayarak öze dönüşle sonlanır. Şiirin dize ses tekrarlarıyla her üç bendenin teması bütünleşir. Kimlik oluşumuna hizmet eden monolog tarzındaki konuşma diline yakınlık, kendilik sorgulamasını kolaylaştırır. Varoluşsal anlamlandırma, yabancılaşmadan sıyrılma, geçmiş hayatın bir parçası olan anıların evrağı yani etkisiz hale getirmeyi sağlar. Teşekkür ederim. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz sunum için. Şimdi de Hatice Yıldız arkadaşımız Abdurrahim Karakoç'un şiirinde Nicim Konuları adlı bildirisini sunuyor. Değerli sadıcılarımız, hoş geldiniz. Ben bugün sizlere Abdurrahim Karakoç'un şiirlerini Nice Konuları başlıklı bir bildiri sunacağım. Bildirideki bu Nice Konuları'nın tasnif ve tespitinden önce Nice şairi olarak Abdurrahim Karakoç kimdir? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Abdurrahim Karakoç, Türk Edebiyatı'nda halk şiirinin temsilcilerinden sayılmakla birlikte bu şiire yeni bir soluk getirmiş ve bir iman ve aksin adımı olarak yaşamıştır. Karakoç kendisinin de paylaştığı halkın duygularını, düşüncelerini, inançlarını yer yer mahalle birliği kullanarak sade ve samimi, anlaşılır bir şekilde terennüm etmiştir. Hasan'a Mektuplar isimli ilk şiir kitabını yayınladığı 1965 yılından itibaren toplumsal, siyasi, iktisadi alanda gördüklerini şiirine konu edinen Karakoç, halkının tercüman olmayı vazife edinmiştir. Hice Vadisi'nde kaleme aldığı şiirlerle geniş kitlelere seslenmiş olan şair, özgün ve erkekçe bir edaya sahiptir. Ekranda gördüğünüz şiirinden bir dörtlük okuyayım. Canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkını helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkını helal etmesin. Affedersiniz. Mısraların sahibi Karakoç, gördüğü yanlışı eğriyi dile getirmiş, çağının sesi olmaya devam etmiştir. Şair, halkına karşı beslediği sorumluluk duygusuyla kaleme aldığı şiirlerinde